AK Parti ve MHP gruplarının meclis başkanlığı için aday gösterdiği Numan Kurtulmuş, Meclis Genel Sekreterliğine adaylık başvurusu yaptı. Kurtulmuş, Meclis Başkanı adaylık başvurusunu Meclis Başkanlığı'na sundu. Bundan sonra söz meclisteki çok değerli 600 milletvekilindir. İnşallah meclisteki oylamalar sonucunda Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni başkanını seçecek ve önümüzdeki dönem, bu dönemin hassasiyetlerini de fevkalade ciddi şekilde dikkate alarak Türkiye'nin önüne koymuş olduğu Türkiye 100 yılı vizyonunun gerçekleştirilmesi için yasama, yürütme ve yargı arasındaki ayrılık ama amaç birliği ilkelerine de riayet ederek meclisi çok önemli gündemler bekliyor, çok zor gündemler bekliyor. İnşallah Türkiye 100 yılının hedeflerinin gerçekleştirilmesi için yasama organımız olan milletin, milli iradenin tecelligahı olan Türkiye Büyük Millet Meclisi üzerine düşen sorumluluğunu büyük bir hassasiyetle yerine getirecektir. AK Parti'nin 267, MHP'nin 50, Yeniden Refah Partisi'nin 5 milletvekili bulunuyor. Meclis aritmatiği düşünüldüğünde Numan Kurtulmuş'un yapılacak oylamalarda meclis başkanı seçilmesine kesin gözüyle bakılıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi iç tüzüğüne göre ilk iki oylamada 400 oy, üçüncü oylamada ise 301 oy aranacak.